Geçelim. Başka bir yerinde yürüyen herhangi bir insan sadece kendi fikrini ortaya koymuyor, her adımıyla birlikte insanlık cephesini tahkim ediyor. Türkiye'de de yılbaşı gecesinin hemen ertesinde, yeni yılın ilk saatlerinde yüz binlerce vatandaşımızın bir araya gelerek ortaya koymuş oldukları kararlılık sadece bir gösteri olmanın çok ötesinde insanlık cephesini tahkim etme kararlılığında önemli bir adımdı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte insanlık cephesini tahkim edecek her türlü çalışmayı, her türlü işbirliğini, dini ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, hangi siyasi tercihin içerisinde olursa olsun, bütün insanlık alemini işin içerisine katarak daha fazla tahkim etmek, daha fazla kuvvetlendirmek zorundayız. İnanın ki önümüzdeki süreçte uzun yıllar sürecek çok çetin ve çok zor bir Filistin davasını savunma dönemidir. Yeni bir dönemdir ama çok daha güçlü olarak ilerleyeceğimiz bir dönem olduğuna inanıyorum. Bunun için bu üç noktadaki varlığımızı, bu üç noktadaki hareketliliğimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, değerli katılımcılar, İsrail'in bu saldırganlıklarının sonunda ortaya bir takım gerçekten insanlık adına da ümitlenmemizi sağlayacak yeni bir takım gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi İsrail'in artık bir istisna devleti haline geldiği uluslararası hukuktan anlayan herkes tarafından, vicdan ve hukuka saygısı olan herkes tarafından görülmüştür. Yani istisna devlet dedikleri hukuku tanımayan, hukuka göre hareket etmeyen devletler anlamına geliyor. Bunun en temel özelliklerinden birisi esir kamplarının olduğu ya da bir takım insanların kamplarda tutularak insanlıktan soyutlandığı uygulamalardır. Nazi Almanya'sı böyle bir ülkeydi. Şimdi aynı şekilde İsrail bütünüyle bir açık hapishane haline getirdiği Gazze'yi artık açık bir mezarlık haline getirmiştir. Dolayısıyla İsrail nereye giderse gitsin, hangi mahkemenin önüne çıkarsa çıksın, hiç kimse İsrail'e bir normal devlet muamelesi yapamayacaktır. Çünkü İsrail hukuk tanımazlığıyla birlikte ortaya koyduğu açık kamplarla ve bir şekilde cezaevinin çok ötesinde mezarlık haline dönüştürdüğü Gazze ile maalesef insanlık aleminden tecid edilen insanlarla kendisini de devlet olarak ayrı bir yere koymuştur. Burada parantez açarak şunu da ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bütün ilgimizi Gazze üzerine odaklandırmışken maalesef Batı şeriada olanları da ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail bir istisna devlet olarak Gazze'de de aynı şekilde hiçbir şekilde hukuku tanımaksızın yoluna devam ediyor. Örneğin bir Filistinli genç herhangi bir şekilde bir vatandaşla, İsrail vatandaşıyla diyelim ki kavga etse, ona karşı diyelim ki bir saldırıda bulunsa kendisi mahkemelerin önünde buluyor kendisini. Ama bir İsrailli yerleşimci, daha doğrusu İsrailli bir gasıp bir Filistinli'yi çekip vursa mahkeme önüne gitmiyor.